أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kıymetli izleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı ile Kur'an Yolunda programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta ekranlarınıza İlk Seç Vakfı İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi'nden konuk oluyoruz. Bu haftaki konuğumuzsa İlk Seç Vakfı Genel Sekreteri Muhterem Zülkar Furkan Yıldız Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş buldum, Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Hocam, şu an İlk Seç Vakfı'nın son eseri olan İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi'nden, bu külliyeden program yapıyoruz. İzleyicilerimizin karşısında buradan daha evvelden çıkmıştık. Burası inşaat halindeyken çıkmıştık. Eğitime başladığında çıkmıştık. Şimdi bir eğitim yılının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Sizlerden yorum rica edeceğim. Nasıl bir sene geçirdik? Şu an ne aşamada burası? Bundan bahsetmenizi rica edeceğim hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi olarak 165 öğrenci ile geçen yıl eğitime başlamış olduk. Şükürler olsun Rabbimize, bizlere bu güzel günleri göstermiş oldu. Bu hafızlık adayları ve hafız öğrencilerimizden elhamdülillah İmam-ı Azam Kur'an İlimleri Merkezi olarak 50'ye yakın öğrencimizi hafızlık mezunu olarak sınavlarına girdiler, icazetlerini de almış oldular. İlk Seç Vakfı olarak bizler Kur'an eğitimine, Kur'an hizmetine, din-i celil-i İslam'a hizmet edecek mümessillerin yetişmesine ehemmiyet veren, önem gösteren bir kurumuz. Rabbimize şükürler olsun ki böyle bir güzel hizmeti siz değerli izleyenlerimizle beraber yürütüyoruz ve bu güzellikleri her daim Rabbimiz bizlerin üzerinde bahşiş olarak sunsun diye Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Bu vesileyle bizleri izleyen dostlarımıza, Kur'an gönüllüsü izleyicilerimize Kur'an eğitimlerini almak üzere öğrencilerini, evlatlarını, 4'ten 5'e geçenleri ve 8. sınıfı bitirip lise okuyacak öğrencilerimizi mülakatlarını kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum ve İlk Seç Vakfı org sitesinden bizlere ulaşılabilir ve bu noktada evlatlarının hafız olmasını isteyen, benim de evladım hafız olsun, dini celili İslam'ı anlasın, kavrasın, yaşasın, yaşatsın görüşünde olanları bizler bekliyoruz. Allah razı olsun hocam. Rabbim mübarek eylesin. Rabbim nazarlardan muhafaza eylesin. Bu devasa külliyede gerçekten büyük Kur'an hizmetleri dönüyor. Öğrenciler güzel eğitimler alıyorlar. Dinine, milletine faydalı olan birer fert olarak, olacak birer fert olarak inşallah bu kapıdan ayrılıyorlar. Şimdi hocam, İlk Seç Vakfı olarak baktığımızda gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. İlk Seç Vakfı faaliyet gösteriyor. Gerek eğitim olarak, gerek kültürel olarak, gerek sosyal yardım vakfı olarak. Bu haliyle bu faaliyetlerin İlk Seç Vakfı'nın bir kar amacı güden bir kuruluş değil. Bir maddi geliri, sabit bir geliri yok. Bunların bir giderleri oluyor. Bu faaliyetlerin giderlerini İlk Seç Vakfı nasıl omuzluyor? Bu yükün altından nasıl kalkıyor? Bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de o faaliyetlerden bahsetmenizi rica edeceğim hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı olarak İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre, Sosyal Vakfı. Bu vakıfta mütevellideki kardeşlerimiz ve siz değerli bu Kur'an hizmetine gönül veren abilerimiz, ablalarımızla, izleyenlerimizle biz hem yurt içinde hem de yurt dışında binlerce Kur'an eğitimi gören öğrencinin hizmetini yürütüyoruz. Rabbimize hamdü senalar olsun. İstanbul içinde 1500'e yakın hafızlık hazırlık ve hafızlığını bitirmiş, şer'i ilimleri tahsil eden, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi okuyan öğrencilerimizin barınma, eğitim ve diğer hizmetlerinin kafesini İlk Seç Vakfı olarak bizler görmüş oluyoruz. Şu an sadece aşevlerimizden, yani bizim medreselere göndermiş olduğumuz yemeklerimizin çıkma adedi günlük 2458 kişilik yemek çıkıyor. Bunları
İstanbul içerisindeki hem kendi Kur'an kursu, Kur'an eğitim merkezlerimize, aynı zamanda kız erkek medreselerimize bu aş evinden onların yemeklerini, ikramlarını ulaştırmış oluyoruz. Bunlar bizleri izleyen kardeşlerimizin destekleri ve gayretleriyle oluyor. En başta biz onların duasına talip oluyoruz. Yine yurt dışında bizlerin hem Burkina Faso'da hem de Etiyopya'da, Gine'de bulunan medreselerde okuyan öğrencilerimizin hizmetlerini de biz İlkseç Vakfı mütevellisi ve bazı derneklerimizin destekleriyle bu hizmetleri de orada yürütmüş oluyoruz. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sadece Burkina Faso bölgesinde geçen yıl ziyaret etmiştim. Oradaki yerel hoca efendilerle, bölgesel kanaat önderleriyle, ehli sünnet vel cemaat ışığında oradaki Kur'an hizmetlerini devam ettiriyoruz. Sadece Burkina Faso'da 825 öğrencimiz var. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Onlar kısa zamanda hafızlıklarını yapıyorlar. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ve şer'i ilimleri tahsil olarak kısa zamanda eğitimlerini tamamlayıp değişik bölgelere, Gana'ya, Gine'ye, fil dişine, Nijer'e, Mali'ye, o bölgeden biz hoca efendi sevkiyatı da yapmış oluyoruz. Bu vesileyle bizi izleyen kardeşlerimiz İlkseç Vakfı olarak hakikaten çok doğru bir adresteler. Rabbim adetlerini ziyade eylesin. Dini celili İslam'a çok güzel hizmetler yapmaya onları da bizleri de muvaffak eylesin. Yine biz Etiyopya'da şu anda Veroba bölgesi denilen başkente 200 kilometre mesafede güzel bir inşası devam eden bir Caferi Tayyar Medresesi. 200 kişilik güzel bir Kur'an hizmetini de Allah nasip ederse oradaki bölge halkına teslim etmeyi arzu ediyoruz. Oranın inşası da devam ediyor. Oraya destek olmak isteyen, gönlünü oraya bırakmak isteyen, madden, manen oralara destek sunmak isteyen kardeşlerimiz yine İlkseç Vakfı'na ulaşabilirler. Biz yurt içindeki hizmetlerimizde hem hafızlık hazırlık yüzüne bölümü diyoruz biz. Kur'an kurslarımızla değişik ilçelerde, bölgelerdeki hafızlık merkez Kur'an kursumuz, işte burada olduğu gibi Kur'an kurslarımızla 9 tane Kur'an kursu hizmetiyle İstanbul'un değişik ilçelerinde sadece Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı onlarca hoca efendimizin, yüzlerce hafız efendinin yetiştiği güzel bir Kur'an-ı Kerim eğitim merkeziyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Yeterli değil. Binlerce, milyonlarca bizim evladımız var. Bu ümmeti Muhammed'in evladına, milletimizin evladına hizmet etmek için varız. Yeterli görmüyoruz. Daha güzel hizmetleri yapabilmek için arkadaşlarımızla, heyetimizle beraber bu hizmetlere daha nasıl güzel, kaliteli hale getirebiliriz, çoğaltabiliriz düşüncesiyle gece gündüz ihmali fikir ve gayret gösteriyoruz. Mevlam yar ve yardımcınız olsun. Hocam, Allah kolaylıklar nasip eylesin. Tebrik ediyorum. Gerçekten Rabbim nazarlardan saklasın, muhafaza eylesin hizmetlerinizi, İlkseç Vakfı olarak hizmetlerinizi. Yurt dışında yaptığınız hizmetler özellikle o zor şartlarda, o coğrafyalarda, mahrumiyet bölgesinde, bölgelerinde insanların yani eğitim alıp, yiyecek, içecek, aş yardımı alıp, ilim görmesi çok güzel bir şeye de sebebiyet veriyor aslında. Ömür boyu ay yıldıza, hilale, o güzel bayrağımıza ve devletimize, milletimize bir vefa ve bir minnet borcu ile yaşıyorlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Onların da gönlünde yer edinebilmek elhamdülillah. Onların tabiriyle beyaz Müslümanlar olarak güler yüzünüzle, mütebessim çehrenize kol kanat germeniz gerçekten paha biçilmez bir hizmet. Allah sizlerden razı olsun hocam. Sayılarınızı artırsın inşallah. Hocam, çok güzel bahsettiniz. Sayısız hafızdan bahsettiniz. Bir sürü hoca efendiden bahsettiniz. Onlarca kurumdan, Kur'an kursundan bahsettiniz. Haliyle ilk sorumda da dediğim gibi gerçekten bunların büyük bir gideri olması lazım. Yani bu hafızların iaşesini, ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Tabii duyarlı çok bizi izleyen kardeşlerimizin içerisinde de var. Bizlerin değişik bölgelerde yapmış olduğumuz sohbetlerimizde bu dini celili İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmede ben de omuz vermeliyim, kıyından köşesinden tutmalıyım isteği ve arzusu içerisinde olan onlarca Kur'an gönüllüsü kardeşlerimiz var. Kimisi ellerini açıp duasıyla bu Kur'an hizmetlerine destek oluyor. Kimisi de madden destekleriyle bu hizmetlere destek oluyor.
Bizler hafız efendilerimizin her bireri için aidatlarını yıllık ödeyemeyen, fakir olan, sıkıntı içerisinde olan aileler bizlere burs formu olarak müracaat ediyorlar. Burs formu dolduruyorlar. Biz de o burs formlarını vakıf olarak gündeme alıyoruz. O burs formlarını durumu yerinde olan, bize ben de bir hafız-ı kelam okutmak istiyorum arzusu içerisinde olan vatandaşlarımıza, bizi izleyen kardeşlerimize, dostlarımıza bunları ulaştırmış oluyoruz. Onlar da hafız efendilerimizin ne kadarsa bursları, o bursları ne yapmış oluyor? Ödemiş oluyor ve bir hafız efendinin maddi desteğini sunmuş olduğu gibi manen de onun babası, anası hükmünde oluyor. İlâ yevmil kıyam devam edecek bir güzellik oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi nakledeyim, aklıma geldi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, insan öldüğü zaman inkıta ameluhu, onun amelleri inkıtaya uğrar, kesilir buyuruyor. Bir tanesi sadakayı cariye dediğimiz, insanın cami yapması, mabet yapması, mescit yapması, kurs yapması, medrese yapması, aşevi yapması, insanların ve hayvanatın hizmeti için su kuyuları, su giderleri, akarları yapması, bunlar güzel hizmetler. Bunlar sadakayı cariyedir. Devam ettiği müddetçe insan yattığı yerden, kabrinden bu hisseleri Rabbimiz onlara böyle aynı banka hisselerinden insanın üzerine gelir ya şeyine, ödeme hesaplarına, işte 25.25 gibi. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu da onun hissesi ne kadarsa mutlaka ona ulaştırır. Yani büyük bir güzellik. Bir tanesi de yani ilmün yüntefe'un bihi buyuruyor Peygamber aleyhisselam. İlmiyle menfaat olunan. Ne demek? Yani bir hoca efendi, bir hafız efendi yetişti, yetiştiriyor. Yani öğrenci yetiştiriyor, kitap yazıyor, dini celili İslam'ı anlatıyor. İnsanların hidayete ermesi için uğraşıyor. İrşat, mürşitlik vazifesini yapıyor. Bunların hepsi kişinin ilimle alakalı kapanmayan, bir inkıtaya uğramayan amelidir. Üçüncüsü de veled-i salih dediğimiz kişinin hayırlı bir evladı olması. Hayırlı bir evlat ne yapar? 5 vakit namaz kılsa sadece Rabbena atina, Rabbena gfirli dualarında anasına, babasına, ümmeti Muhammed'e dua etse kişi bunlardan ne yapar? İstifade etmiş olur. Dolayısıyla bize gönül veren, Kur'an ehline ben de destek olayım diyen kardeşlerimiz aynı zamanda onlar çocuk okuttuğu müddetçe, hafız yetiştiği müddetçe, o hafızlar da hafızlar yetiştiği müddetçe, hoca efendiler yetiştiği müddetçe bu silsile devam etmiş olacak. Mesela ben bir hadis-i şerif rivayet ettiğim zaman, hadis-i şerifi rivayet ettiğimde benden üstteki hoca efendimden, onun üstündeki hoca efendisinden, üstündeki derken ta işte Ebu Hureyre Efendimiz'den Peygamber aleyhisselama kadar ulaşan bir ilim silsilesi var. Bu silsilenin hepsi benim zikretmiş olduğum, nakletmiş olduğum hadis-i şeriften ne yapmış oluyor? Herkes sevabıyla hissedar olmuş oluyor. Dolayısıyla bu işlere hem duasıyla hem de madden gönül veren kardeşlerimiz de yapmış oldukları bir bursun, bir öğrenciyi okutmanın, bir öğrenciye madden destek olmanın bereketini, o öğrencinin o hizmeti, Kur'an hizmeti devam ettiği müddetçe o da ondan hissedar olmuş olur diyoruz biz. Rabbimiz bu noktada hakikaten bu ilk seç vakfı Kur'an hizmetlerine, bu hizmetlerin içerisinde okuyan hafız efendi öğrencilerimize, adaylarına ve bitirip de hafızlığını, işte geçen 185 tane hafız efendimizin icazetini Fatih Camisi'nde yaptık. Binlerce dostumuz geldi, canlı izleyenler oldu. Dolayısıyla o hafız efendilerimiz de icazetlerini aldıktan sonra Arapça, şeria ilimleri tahsil için tefsir, fıkıh, hadis ve alet ilimlerini öğrenme adına ne yapmış oluyor? Bir taraftan İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğer taraftan da bu eğitimleri İlk Seç Vakfı kurumlarında almış oluyor. Bunlara destek vermek güzel şeylerdir. Doğru adresteyiz. Rabbimiz bizlere muvaffakiyetler ikram eylesin. Amin hocam. Mevlam yar ve yardımcınız olsun. Muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah. Hocam malumunuz Kurban Bayramımız yaklaşıyor. Rabbim bizleri bu bayrama ve daha nice bayramlara erişebilmeyi nasip eylesin inşallah bizlere. Kurban Bayramı'nda gerek kurban çalışmalarımız açısından gerekse hayır sahibi kardeşlerimizin kurban hisselerini hafızlara, hafızlık müesseselerine bağışlamaları açısından ne söylemek istersiniz hocam? Kurban bizim toplumumuzun da Anadolu irfanı dediğimiz bizim geleneğimizin de çok ehemmiyet gösterdiği bir ibadettir.
Bizim Hanefi fıkhı için vacip hükmünde olan ibadet, bizler de ne yapmış oluyoruz? Ramazan-ı Şerif'te ayrı bir güzellikle bayram yapmış oluyoruz. Kurban'da da ayrı bir özellik ve güzellikle bayram yapmış oluyoruz. Senede müminlerin iki bayramı var. Cuma'yı hariçten tutuyorum, haftalık bayramımız. Kurban ismi üzerine kurbiyet, yakınlık. Yani insan Allah'a yakın olma adına ne yapıyor? Bir hayvanı Rabbimizin rızası için sunmuş oluyor. Tabii bunun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere sunmuş olduğu o hem koyunda, keçide, affedersiniz, sığırda, mandada, devede neyse bunların şartları var. Hayvanın kurban olma şartı, onların özellikleri vesaire. Fıkhi boyutuna girmek istemiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu buyuruyor ki Bismillah لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. O hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a asla ulaşamaz. Sadece Rabbimize ulaşan nedir? Kişinin hulusi kalp ile İlahi ya Rabbi bu kurbanı senin rızai şerifin için ben sana sunuyorum demesidir. Yoksa etin veyahut da kanın hükmü, hayvanın kellesinin, derisinin hükmü yoktur. Onlardan insanoğlu, fakir, fukara, misafir, evdeki aile istifade eder. Ama Rabbimize ulaşan nedir? Kişinin takvasıdır. Bu vesileyle ben bizleri izleyen kardeşlerimizden kurban ibadeti için Allah'a yakın olma ve önemine binaen, ehemmiyetine binaen bu kurbanlarını şimdiden programlarına koysunlar. Kurbanlarını kesmek için ve kurbanlarını keserken de başında bulunmak için efor sarf etsinler. Mesela toplumumuzda son zamanda şöyle bir problem zuhur etti. İnsanlar vekalet yoluyla kurbanı veriyorlar. Vekalet yoluyla kurbanı verdikten sonra durumlar da genellikle iyi oluyor. İnsanlar çoluğunu çocuğunu alıyor, tatile gidiyor. Kurban tatil zamanı değildir. Kurban ibadettir. Onun için biz diyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kızı Fatıma annemize nasıl nasihatte bulunduysa, kızım Fatıma kurban kesilirken başında bulun, zira kurbanın kanının akmasıyla senin günahların akıp gider. Sırrınca biz diyoruz ki kurban kesen ailelerimiz kurbanlarını kessinler, kestikleri zaman da başında bulunsunlar. Bir de evlatlarımıza, çocuklarımıza bu ibadeti gösterelim. Bu da çok önemli. İkincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ebu Hureyre Efendimiz'in rivayet etmiş olduğu Sünen-i İbn-i Mace'deki bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men vecede sa'aten felem yuzahhi felâ yakrabenne musallâne. Bir kişi bir kurban kesmede kendisi bir rahatlık bulur. Yani mali bütçesi buna elverişli olur da kurban kesmez ise buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam bizim namazgahlarımıza, mescitlerimize, camilerimize yaklaşmasın diyor. Dolayısıyla Sünen-i İbn-i Mace'de zikredilen bu hadis-i şerif biz müminlere aktarmamız ve anlatmamız gerekiyor. Yani kurban ehemmiyet gerektiren bir ibadettir. Allah Celle Celaluhu tarih safhasında Kâf ve peygamberlere, o peygamberlerin zamanındaki müminlere kurban ibadetini وَلِكُلْ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا buyuruyor. Her bir ümmete Allah Celle Celaluhu bu ibadeti ve bu güzelliği istemiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ın evladıyla Bismillah وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بِنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam, o ümmetine oku. Neyi oku? Adem'in oğullarının hayatını, onların kıssasını, onların Allah'a adamış olduğu kurbanların olayını anlat, oku. Onlar da ibret alsınlar. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَا مُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah Celle Celaluhu onlar kurban sundular Rabbimize yakınlık için. Allah Celle Celaluhu iyi niyetli olan, kalbinde takva olan ve Allah rızası için sunulan kurbanı Rabbim kabul etti de diğerini kabul etmedi. Rabbimiz Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Hayatımız, ölümümüz,
Bütün ibadetlerimiz, dualarımız, zikirlerimiz, tesbihatlarımız, yapmış olduklarımızın kâfesi Rabbimizin rızası için olmalıdır. Bu vesileyle ben kurban ibadetini vekalet yoluyla ben de bir hafız efendiye onun ciğerinden, kursağından geçsin. O da ibadete dönüştüğü zaman ben de onun ibadetinden hissedar olayım. Çift taraflı, biz buna mütealizm diyoruz, çift taraflı fayda var. Dolayısıyla böyle düşünen abilerimizin bizim yine hesaplarımıza ulaşıp da kurban vekaletlerini vererek 2500 TL hissemiz var, hisse bedellerimiz var. Bizler de o kesilen hayvanlarımızı bayramın ikinci günü canlı yayın ortamında kesiyoruz. 5 dakika kala mesaj gidiyor telefonlara, cep telefonlarına ve canlı yayına 5 dakikada hazır oluyor. O 5 dakikada canlı yayına girmiş oluyor ve hayvanının kesimini canlı olarak izlemiş oluyor. Bizler de ekip olarak nasip olursa bayramın ikinci günü Erzincan bölgesinde inşallah bu seneki hayvanlarımızı ayırt ettik. Onları orada bizler de dini vecibelere uygun olarak kesimi, onların tasnifi, parçalanması, düzenlenmesi ve onları frigolu arabalarla İstanbul'daki bizim Kur'an eğitim merkezlerimizin soğuk hava depolarına girene kadar bu hizmeti takip ediyoruz. Elhamdülillah sene boyunca 2458 öğrencimiz medreselerde, Kur'an eğitim merkezlerinde okuyan kız, erkek, hafız, hafıza adaylarımız bu kurban ibadetinin etlerinden sene boyunca istifade etmiş oluyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mevlam muvaffak eylesin inşallah. Bu hizmetlerde sizi daima, bizlere de kıyısından köşesinden bu hizmetlerin bir yerinde bulunabilmeyi her daim nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Programımızın sonuna geldik hocam. Bizi izleyen, bizi dinleyen kardeşlerimize söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mıdır? Son olarak ben sohbetimizin içerisinde işaret ettiğim bir iki maddeyi tekrardan zikretmiş olayım. Birincisi, bizi izleyen kardeşlerimize ben şu tavsiyede bulunuyorum. Evlatlarını, torunlarını, kardeşlerini, yeğenlerini hafız etmek istiyorum diyen abilerimize, ablalarımıza kısa zaman içerisinde İlkseç Vakfı Org sitesinden 4. sınıftan 5. sınıfa geçenler, mülakatları devam ediyor. 5'ten 6'ya geçenlerden de bir bölüm alınıyor. Onların da mülakatları devam ediyor. Bir de lise 1'e geçenler, yani 8. sınıfı bitirip lise 1'e geçecek olan kardeşlerimizi biz mülakat kayıtları için yine bekliyoruz. Mülakat kayıtlarımız devam ediyor. Bunu kaçırmayalım diye ben duyurusunu yapmış olayım. İkinci olarak yine sohbetimizin içerisinde de zikretmiş oldum. Bizim bu Kur'an hizmetlerine, bu kadar hafız efendinin yetişmesine madden destek olan kardeşlerimizden bizim ricamız, durumu yerinde olanlar bir hafız efendiyi ve veyahut da birkaç hafız efendiyi yetiştirebilirler. Hafızlarımıza burs imkanı sunabilirler. Onların burs imkanlarıyla, onların destekleriyle bu Kur'an hizmetleri devam ediyor. Ben bunu ikinci olarak talep ediyorum. Son olarak bugünün anlam ve ehemmiyetine binaen Zilkade ayı bitiyor, Zilhicce ayındayız, gireceğiz. Rabbimiz bu güzel ayları lehde şahit olan aylardan eylesin. Amin. İbadetlerimizle, çünkü haram aylardan Zilkade, Zilhicce ve peşinden gelen Muharrem, üçünün haricinde bir de Recep ayı var, üç ayların başlangıcı dediğimiz. Dolayısıyla bu aylara hem Rabbimiz hürmet etmiş, hem Muhammed Aleyhisselam hürmet etmiş ve bizler de hürmet etmemiz gereken bir ay. Bu aylarda Allah'ımızın emrine uygun olarak, Rabbimizin nehilerinden kaçanarak, güzel ibadetler ederek, rıza-i şerifine nail olarak geçirmeyi hedefleyelim. Mevlam bu uğurda gayreti cümlemize ikram eylesin. Amin. Kurban ibadetlerimizi Rabbim şimdiden mebrur ve makbul eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz, günümüz, bayramımız şimdiden mübarek olsun. Allah sizlerden razı olsun hocam. Ekranlarımızda zaten bilgiler yer alıyor. İletişim bilgileri, ayrıntılı bilgiler de yer alıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak isterlerse ekranın altında yazan numaradan da 0850 303 2071 numaralı telefondan, hattan da ulaşabilirler. Bir hafızın yarım burs bedeli 500 lira, tam burs bedeli 1000 lira olarak yazıyor. Yani kişi gücü yeterse bunun tamamını karşılayabilir. Gücü yetmezse
eş, dost, akraba, binada komşular veya bir fabrikada işçiler veya herhangi bir mecrada bir grup insan aralarında toparlanıp yarım bursu dahi 5 kişi karşılayabilirler. Tam bursu 10 kişi karşılayabilirler. Bu şekilde de hizmete vesile olabilirler. Bunu daha önceki programlarımızda da izleyici ve dinleyicilerimize hatırlattık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok faydalı, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hizmetlerinize yakinen bir kez daha şahit olduk. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, bir Kur'an yolunda programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli veliler, hafızlık eğitiminde çığır açan, Kur'an eğitimiyle okul eğitimini aynı kulvarda buluşturan, geleneksel metotları zamanın ruhuna göre yeniden programlayan, herkes başaracak sloganıyla öğrenciye özel planlama yapan, farklı alanlardaki öğrencilere alternatif eğitim imkanları sunan, tüm süreçlerde pedagojik yöntemleri esas alan, öğrencileri ehli sünnet eğitimine uygun ortak bir paydada buluşturan İlk Seç Vakfı Kur'an Eğitim Kurumları bu sene de kapılarını yeniden 4. sınıf erkek öğrencilerine açıyor. Uzman eğitim kadrosu, kendine özgü öğretim anlayışı, rehberlik çalışmaları, sosyal aktiviteleri, sportif faaliyetleri, kültürel etkinlikleri, gezi programları, beceri temelli atölye çalışmaları ve zengin eğitim içeriğiyle ön plana çıkan kurumlarımız öğrencilerimizin geleceğine ışık tutuyor. Siz de öğrencinizin bu imkanlardan faydalanmasını istiyorsanız belli lokasyondaki sınırlı kontenjanlar için acele edin. Başvuru için ilksecvakfi.org 0850 303 2071. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Bir sofrada payın, bir gönülde adın, dualarda yadın olmalı. İhsanını bir kere değil, kıyamete dek yazacak kalemlerin olmalı. İlk Seç Vakfı olarak bu yılda kurbanlarınıza talibiz. Kur'an hizmetlerine vereceğiniz destekle hayrınızı sadaka-i cariyeye çevirebilir, kıyamet sabahına kadar açık kalacak amel defterine sahip olabilirsiniz. İrtibat 0212 640 4808 ilkseçvakfı.org. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru.